Merhaba arkadaşlar. Bu videoda size Elementor ile tasarlanan bir web sitesinin mobil uyumluluğu bozan bazı durumları size bu videoda anlatacağım. Burada daha önceden 10 tane madde olarak sıraladım. Çoğu aslında birbirine bağlı olan şeyler ama yine tek tek üstünden biraz geçelim. Öncelikle bu video biraz teorik geçecek. Birazcık belki uygulama göstereceğim ama genel olarak teorik geçecektir. Dolayısıyla bu videoda sıkılabilirsiniz ama videoyu sonuna kadar izleyip dinlemeniz sizin için yararlı ve avantajlı olacaktır. İlk olarak ücretsiz tema ve ücretli tema kullanımı. Şimdi hazır ücretsiz Elementor ile uyumlu ya da hazır ücretli Elementor ile uyumlu temalar var. Bu temalar örnek veriyorum Elementor bir eklenti olduğu için kendini de sürekli geliştiriyor. Elementor kendini geliştirdi, bir güncelleme yayınladı. Bu güncelleme, bu tema geç kaldı. Bu tema geç kalırsa, eğer çekirdekte bir değişiklik mevcutsa, burada uyumluluk sorunları ortaya çıkabilir. Bunlardan birisi de mobil uyumluluktur arkadaşlar. Ne değişmiş olabilir? Örnek veriyorum tabii şu an. Pozisyon değişmiş olabilir. Yani pozisyon bir yerde farklı bir ayar yapılmış olabilir. Farklı CSS ayarları değişmiş olabilir gibi. Tabi bunlara bağlı bir sürü kod seçenekleri var. O yüzden bu bizim birinci seçeneğimiz. İkinci olarak hazır şablonlarımız var bildiğiniz üzere işte Envato'da satılıyor. Diğer özel satılan yerler var. Elementor ile hazırlanan şablonlar var. Bunlar da aynı yukarıdaki gibi ücretli tema ve ücretsiz tema yani Elementor ünlü temalardaki gibi bir güncelleme gecikmesi ya da daha önceden hazırlanmış ama Elementor'un yeni özelliklerini içermeyen e, şablonlardır. Yine diğer özel kodlamalara girebiliriz. E, özel müdahaleler CSS konumu, e, CSS dolgu kenar, padding, border gibi. Bunlar eklenmiş olabilir. O yüzden hazır şablonlarda her zaman mobil uyumluluk olmayabilir. Bir diğer kısım, üçüncü taraf Elementor eklentileri. Yani Elementor bileşenleri. Şimdi burada e, şöyle hemen hızlıca Elementor addons yazdım. Elementor'un kendi sitesinde bir, bunu şurada var. Şimdi Elementor'un kendi sitesinde üçüncü parti Elementor bileşen eklentilerini onaylıyor. Diyelim yine Elementor bir güncelleme yaptı. Sizde de Essential Addons eklentisi var. Bu eklentideki sadece bir bileşen, bakın sadece bir bileşen sizin mobil uyumluluğunuzu bozabilir. Şöyle gösterelim hızlıca. Yeni sayfa ekledim. Şöyle mobil uyumluluk yazalım. Elementor ile düzenle Sadece bileşen olarak göstereceğim. Mesela şuradaki e, düğme diyelim ki Essential Addons'un düğmesi. Eklediniz. Siz de burada normal gözükebilir. Fakat şuradan duyarlı moda geldim. Mobile gittim. Mobilde e, farklı bir hata yapmış olabilirler. Olabiliyor güncellemelerde. Bu buton dışarıya kaymıştır ve sayfa sağa sola gidiyordur. Bu da e, mobil uyumluluk sorunlarından bir tanesidir. Yani burada e, üçüncü taraf elementor bile eklentilerini kullanıyorsanız e, dikkat etmeniz gerekiyor. Aslında buradaki e, eklentiler genel olarak uyumlu ama yine de olabiliyor arkadaşlar. O yüzden e, bunlara da dikkat etmenizde fayda var. Bunların dahilindeki bileşenleri kullanırken de. Ayrıca dikkat etmeniz gerekiyor. Dörde geldim. Elementor'a bağlı olmayan dış bölümler, header, footer, özel alan vesaire gibi. Şimdi e, biraz önce gösterdim üçüncü taraf Elementor eklentileri. Üçüncü taraf Elementor eklentileriyle header, footer, e, özel alanlar vesaire ekleyebiliyorsunuz. Ama e, Elementor'un ücretsiz sürümünde üst ve alt bölümü e, tasarlayamıyorsunuz. Dolayısıyla biz üçüncü taraf bir Elementor eklentisine kayıyoruz Aslında buradaki uyuşmazlık buradan kaynaklanıyor Hazır e, header'lar var Footer'lar var Fakat yine e, güncelleme eksikliğinden olabilir e, Diğer e, CSS kodlamalarından olabilir CSS ayarlarından olabilir Bir uyumsuzluk çıkarabilir Veya ücretsiz yine bir ücretli tema kullanımı Bu temaların e, Kendine göre e, Zaten header footer'ı vardır Şöyle benim siteden de örnek gösterebiliriz Mesela ben e, Elementor kullanıyorum ama aynı zamanda Bloxy temasını kullanıyorum. Mesela mobil uyumluluğa geçelim. Bakın burada e, şuradaki menü, mobil menü, Bloxy temasının bir menüsü, şey, e, header'ı. Buraya girdiğiniz zaman e, Bloxy'de bir uyumluluk varsa tüm sayfalarda mobil uyumluluk sorunu gerçekleşir. Dolayısıyla bu da aynı şekilde diğer tarafa bağlı arkadaşlar. Aslında hepsi birbirine bağlanıyor bir yerden sonra. Bunlara da dikkat etmeniz gerekir. Tabii ki bir e, mobil uyumluluk sorunu varsa bunu e, bulmak da bazen zorlaşıyor. Özel müdahaleler, kodlama. E, bunu aslında çok e, nasıl açıklanır bilmiyorum. Özel bir kodlama yapmış olabilirsiniz ya da bir web tasarımcınıza e, bana şuraya işte bir animasyon yap bir şey ekle demişsinizdir. Ama bu e, mobil uyumlu değildir. Dolayısıyla bundan çıkan sorunlar var. Bu da mobil oyunu bozan durumlardan bir tanesi. CSS konumu, position değeri. Ee, CSS'de bir e, bu da girdi. Şurada hızlıca size göstereceğim. Artıya tıkladım. Flexbox'tan iki tane alanlı e, container ekledim. Şimdi ben buraya bir tane görsel eklemek istiyorum. Bu görsele de tıkladım. Şuraya geldi. Görsele tıkladım. Gelişmiş bölümüne geldim. Alt tarafta pozisyon değeri var buna tıkladım bunun herhangi birini kesin ya da sabit seçerseniz zaten e, mobil uyumluluk sorunu mutlaka olabilir bu çok ince bir ayardır bunu genellikle kullanmanızı tavsiye etmiyorum mesela kesin yapalım bakın kesin yapınca e, biz bu ögeyi bir yerlere taşıyabiliyoruz sabit yapınca da ekranın bir köşesine e, sabitleniyor sağa sola vesaire burada diğer ayarları da var. Aynı şekilde yine oynayabiliyorsunuz. Mesela yayınla dedim bu sayfayı. Değişikleri ön izle diyorum. Bakın bu e, görsel buraya kaydı. E, mobilde de bu görsel şu an gözükmüyor. E, burada e, farklı bir şey de olabilir. E, bu mobil uyumluluk sorunudur. Görsel gözükmüyor. Bunu gibi şeyler. E, dolayısıyla bu kesin ya da sabit olayını hiçbir zaman oynamamızda fayda var. Çok dediğim gibi ince ayrıntı olan bir şey. Ee, henüz yeniyseniz bunu kesinlikle varsayılan olarak bırakın arkadaşlar. Burayı da kapattım. 6. Diğer WordPress eklentileri. Ee, bu yine Elementor'a bağlı pardon. Üçüncü taraf eklentiler olabilir. Ya da e, örnek veriyorum. Bir abonelik form eklentisi olabilir. E, iletişim form eklentisi olabilir. Yine header footer eklentisi olabilir. Bunlar da. E, bir ayardan ya da yaptığınız bir CSS ayarından yine mobil uyumluluğu tetikleyebilir. Mesela blogs yazınıza bir tane WordPress eklentisiyle sosyal paylaşım butonları getirdiniz. Bu sosyal paylaşım butonları da mobil uyumlu değil diyelim. Eğer böyle olursa Elementor olduğunu bir şey fark etmiyor. Çünkü siz o blog yazısına WordPress'e bağlı olduğu için orada elementor, pardon mobil uyumluluk sorunu ortaya çıkabilir. Mesela yine kendi sisteme gideceğim. Şuradan hızlıca bir tane yazıya geçelim. Bakın burada listeleme eklentisi var. Yani yazıdaki başlıkları buraya listeliyor. İçindekiler eklentisi. Bazen bu eklentilerde mobil sorunlu olabiliyor. Yani mobilde kötü gözükebiliyor. Kayabiliyor. Tam genişlikte oluyor vesaire gibi temanın değerlerini almıyor olabilir. Bu da e, diğer WordPress eklentilerinden kaynaklanan sorunlar var. Bunu nasıl bulabilirsiniz? E, tüm eklentileri devre dışı bırakırsınız. Elementor harici vesaire, Tek tek e, eklentileri çalıştırarak e, mobil uyumluluğuna bakabilirsiniz. Dönüştür Transform Yine buraya geldim. E, şurada dönüştür var. İngilizce için Transform olması lazım. Burada e, yatay döndür, dikey döndür var. Tabi bunları kullanabilirsiniz. E, kaydırma olayı var. Mesela kaydır var. Bakın nereye gitti. Kaydırdık. Ben şu an biraz fazla kaydırıyorum. E, görün diye. Güncellediyorum sayfayı. Buraya geldim. Aslında bu görsel e, soldaydı ama sağa kaydı. Mobil'e geçtim. Bakın sayfa sağa kayıyor. Gördünüz mü? Bu mobil uyumluluk sorunudur. Tuttum sayfa e, yatay kayıyor. Şurada kalması lazım ama burada yatay kayıyor. Bu bir e, mobil uyumluluk sorunu. Dolayısıyla böyle ayarları dikkatli ayarlamamız gerekiyor. Varsayılana döndüm. Bir diğer kısım e, CSS dolgu ve kenar. Yine gelelim uygulama bölümüne. Herhangi bir şeye tıkladım. Yine resme tıklamış oldum. Yerleşim kısmı var. Gelişmiş yerleşim. Burada kenar var. Şu an ben yüksek değer vereceğim ki. Ee, ne olduğunu görün diye 500 dedim. Hatta biraz 250 diyelim. Güncelle diyorum. Tekrardan mobile geçtim. Burada e, yine mobil sorunu ortaya çıkabilir. Bu ayarları kullandığınızda tekrardan buraya geldim. Mesela bunu kapatalım. de dolguya 250 verelim. Ya da e, şuradaki container'a diyelim 250 verdiniz. Şu şekilde. Güncellediyorum. Bakın yine e, sayfa kaymaya başladı. Ve o görsel gözükmüyor. Yani şimdi ben burada e, 250 bir değer verdim ama sizin belki e, 30 piksel yerine 35 piksel verdiğinizde e, mobil uyumluluk sorunu ortaya çıkıyordur arkadaşlar. O yüzden bunların her birini ayarlarken duyarlı moddan tek tek ayarlamanız gerekiyor. Bakın 3 tane mod var. Ta bunlara e, ek... Laptop falan ekleyebiliyorsunuz ama bence üçü çok yeterli. Burada e, bütün sayfaları, mesela masa üstünü tasarladınız, tablete geçtiniz. Tablette bozuk bir yer varsa e, düzeltiyorsunuz, tasarlayıp en son mobile geçiyorsunuz. Çünkü e, hepsi birbirini referans alıyor arkadaşlar. E, tasarlayarak gidebilirsiniz. Şimdi eskiden olsa biraz daha zordu ama e, bu yeni konteyner düzeniyle mobil uyumlu yapmak e, tasarımları daha kolay. Bu şekilde e, kenar ve dolgu kullanımlarınıza dikkat edin. Burayı da tamamladık. 10. E, tıklanabilir öğeler ve font. E, bunu şu an uygulamalı belki gösteremeyebilirim ama şöyle yine e, örnek vereyim. Ben buraya iki tane düğme atacağım. Yani buton. Ben şu buto üstteki butona geldim. E, şu değerlerin birbirine bağlayını ayırdım alt dedim. Eksi 50. Pardon bu dolguydu. Kenara gideceğim. Eksi 5 ya da eksi 50 e, diyebiliriz. Şöyle tekrardan. Şimdi e, bu iç içe geçmiş. Birbirine e, tıklanabilir. iki öge olmuş oldu. Güncelle diyorum. Bakın burada gördüğünüz gibi ikisi de birbirine tıklanabilir durumda. Mobile geldim. Bu e, tıklanabilir öğeler açısından e, bir mobil uyumluk sorunudur Google'da. Diğer fontta fontlar küçük olabilir, e, fontlar bitişik olabilir. Bunlar da mobil uyumluk sorunu. Bir de en çok e, karşınıza çıkabilecek şey listelemelerdir. Şuradan liste bileşenini getiriyorum. Buraya bir liste ekledik. Bakalım buradan bunun e, ayarı var mıymış. Şöyle arasındaki boşluklar var. Mesela, 15 diyelim, hatta 20 diyelim, tip tipi olsun. Güncellediyorum. Mobilde sorun çıkarmadı ama. Mesela şunun bu kadar bitişik olması bir mobil uyumluluk sorunudur. Yani masa üstünde bakmamızın bir önemi yok. Burada da bakabiliriz. Bu bir mobil uyumluluk sorunu. Google bunu responsive olarak tanımlamıyor. Aralarında rahat bir boşluk olmasını istiyor arkadaşlar. Bunlara da dikkat edeceksiniz. Şimdi ben burayı listeledim. Size tek tek anlattım. Başka seçenekler de olabilir. Çünkü çok garip yerlerden mobil uyumluluk sorunu çıkabiliyor. Ama genel olarak hepsi birbirine bağlıdır. Anlattığım maddelerin. İşte buradaki CSS dolgu kenar, pozisyon değeri, bu diğer temalarda kullandığınızda belki temanın CSS dosyasında mevcuttur. O bölüme e, gibi. Bir şey daha gösterebilirim size. Şuradan hızlıca bir tane e, sayfa eklemek istiyorum. Mesela şunu ekleyelim. Ya da bunu şu an sayfa kitaplığına bağlamayalım. Hızlıca e, şuraya bir alan ekleyelim. Mesela şu görseli attık buraya. Sonra yine bir bileşen geldim. Buraya da bir tane video atacağım. Diyelim böyle iki tane e, parçadan oluşan bir siteniz var. Bu da e, mobil’e girdiğiniz zaman telefondan bakıyorsunuz sayfa sağa sola kayıyor. E, nerede sorun olduğunu da bulamıyorsunuz. Acaba eklentiler mi vesaire mi diye. Şöyle yapabilirsiniz. Eğer Elementor bileşenlerinde problem varsa, mesela ben buraya geldim. İki tane konteynerimiz var. Üstteki konteynere geldim. Gelişmişe geldim. Duyarlıya geldim. Dedim ki bunu e, her yerde gizle. Güncelle diyorum. Tekrardan buraya geldim. Bir sorun yok. Demek ki sorun o konteynerdaymış. Diyebilirsiniz. Yani tek tek bu şekilde de e, kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Yine Elementor mobil uyumlulukla ilgili ya da WordPress mobil uyumlulukla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa ya da eklemek istediğiniz bir şey olursa yorumlar bölümünden ekleyip sorabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın.